Etmeyin eylemeyin, abone ol da. Yani ne zorlanıyorum kardeşim. Dur bana lan. Prens Harry şöyle bir açıklamada bulunmuş. Eğer işinizden keyif almıyorsanız bırakın. Özellikle sokak röportajı dediğim bu sokak röportajı... Ay Allah neyse. Bu arada senin bahsettiğin bu sokak röportajlarındaki iletişimin önemini ben çok daha iyi anladım izlediğimde. Arkadaşlar 9. tekrar. Tamam. Dur lan dekildi. Nevşin Mengü'den sonra YouTube Türkiye'ye en fazla içerik üreten kanal. Kurcalı ekranlarından herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere 5 haftadır pazar öğlen saat 12'de video yüklüyoruz arkadaşlar ve bu böyle devam edecek. Bu bir rekor ya. Bu bir rekor. Pazar öğlenleri kimseye söz vermeyebilirsiniz. İlk haberimizle başlayalım. Gündemde Enerji Bakanı Dönmez'in yaptığı açıklama var. Kalıcı yaz saat uygulaması ile ilgili. Kalıcı yaz saat uygulamasının enerji tasarrufu sağladığını söylüyor. Aynı zamanda stres ve depresyonu azalttığını söylemiş kendisi. Doğru. Ne diyorsun bu konu hakkında? Doğru, doğru. Stres. Doğru mu? Son birkaç aydır İnsanlarda bir gevşeme ve mutluluk hali var. Ben bunu sokağa çıkınca görüyorum. Sokak röportajlarında görüyorum. Mecliste öyle. Otobüse biniyorsun. Herkes birbirine gülüyor. Bilmiyorum ama ben bayağı mutluyum bu aralar. Sen ne yapıyorsun? Günaydın. Günaydın. Ne yaptın? Nasıl? Vallahi iyi ya. Yeni yeni kendime geliyorum ama bir mutluluk var içimde. Güzel ya. Hava da çok güzel. Güneş de iyi. Niye bilmiyorum abi. Keyifliyim bu aralar ya. Ben her gün böyle uyanıyorum. Yani özellikle son 3 aydır falan hep böyleyim. İyi, işler nasıl? İyi, gayet iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Güzel. Bir sıkıntı olsa beni ara. Bir sıkıntı olsa beni ara. Tamam abi. Bunun bir sebebi de bu uygulama. Kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben sabahın 7'sinde kalktığımda, karanlığa uyandığımda kendimi İsveç'te hissediyorum mesela. Orada da öyle. Ben 6 ay İsveç'te yaşadım. Orada da öyleydi. Sabah uyanıyorsun 9'da 10'da hala karanlık. O zaman biz Avrupa standartlarında bir saat uygulamamız var bizim. Birkaç saat daha geriye çekerlerse tam İsveç'e yakalayacağız. Mesela 2 gibi, gece 2 gibi uyanırsak. Evet. Düşünsene mesela öğlen yemeğe çıkıyor. Saat daha 7 lan. Sabahın 7'si, öğlen karanlık. Doğru. Eve geliyor saat 1 normal saate göre. Gündüz mesela eve geliyor. Çık gez dolaş. Bu arada senin bahsettiğin bu sokak röportajlarında bu iletişimin kuvvetlendiğini görüyoruz aslında. Evet. İnsanlar birbirini merak ediyorlar. Yani çok doğru. Özellikle sorduğu sorular insanların birbirlerine. Hmm. Telefonunu çıkar. Cüzdanında ne var? Ya bu bir samimiyet göstergesi. Bu çok naif bir soru. Çok ince bir soru. Sorunun kendisi belki o kadar değil ama karşı taraf çıkarıyor ya. O iyi. Yani çıkar lan kaç paran var diyor. O da diyor ki 25 liram var diyor. Say diyor. Orada çıkarıp sayıyor. Sen bunu yurt dışında yapamazsın. Sen yurt dışında desen ki Amerika'da. Senin cüzdanında ne kadar para verdiysen seni polise şikayet eder. Burada diyor ki senin telefonla bakabilir miyim diyor. Adamın ağzının içine sokuyor telefonu. Baksın diye. Dediğin doğru, birbirimizi merak etmeye başladık. Ne giyiyorsun? Dişler altın mı? Kilon kaç? Kilon kaç? O ekmeği nereden buldun da yedin? Bir hassasiyet. Kesinlikle. İnce bir hassasiyet var. Bu arada haberin devamı şu şekilde. Enerji Bakanı Fatih Dönmez şöyle bir açıklamada bulunmuş. 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle uygulamaya koyacağımız tarife ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyecekler demiş. Yani bu zamana kadar az tükettiğimiz için herhalde çok ödüyorduk. Çok ödüyorduk muhtemelen. Biraz da dünyaya açılalım. Gerçekten çok güzel bir haberimiz var. Özellikle yaptığı işten sıkılan vatandaşlarımıza yönelik. Prens Harry şöyle bir açıklamada bulunmuş. Eğer işinizden keyif almıyorsanız bırakın. Ve şöyle devam ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki pek çok kişi kendilerine neşe getirmeyen işlerde sıkışıp kaldı. Şimdi insanlar akıl sağlıklarını ve mutluluklarını ilk sıraya koyuyorlar. Bu kutlanacak bir şey demiş Harry. Nevzat Bey, saat 11 oldu. Neredesiniz? Kaan Bey, artık mutluluklarımı ve psikolojik dengemi ilk sıraya koyuyorum. Bu işten çok bunaldım. Görüşürüz. Doğru diyor. Doğru diyor. Harry güzel söylemiş de Harry'nin asıl mesleği ne? Prens. Harry prenslik. Yani ilk iş prenslik mi? İlk iş prenslik, hatta prenslik sınavı var. Öyle mi? Britanya'da. Bunun puan biraz düşük. Taşra'ya, Galler'e atmışlar. Normalde Londra falan istiyor. Bu arada prensliğin Türkiye'deki karşılığını düşündüm ben. Kamu yönetimi. Prens Harry Türkiye'ye gelse, diplomasıyla ilgili denklik istese kamu yönetimi diploması kamu olur. Kamu yönetimi. Anladım. Mesela ne iş yapıyorsun? Prensim. Puanın kaç? 88. Aa, nasıl atadın galleri? Prenslerin de tanıdığı iyi yani, kraliçeyi tanıyor. Merkeze çektirebilirdi kendini. Kapatırken yorum atmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bizim like'a ihtiyacımız var. şöyle diyebiliriz belki. Hmm.
Yaklaşık etmeyin eylemeyin abone olun. Yani. Bu zamana kadar irili ufakta birçok videoya imza attık. Memlekette birçok şey değişti. Fiziksel özelliklerimizde birçok şey değişti. Ben mesela YouTube'a ilk video koyduğumuzda saçlarım siyahtı. Sen gençtin. Sen, evet. Sen 25'ten yani, 50'ye bir anda çıktın. Her şeyin değeri arttı. Fiyatı arttı. Sayısı arttı ama kurcalanan meselesi. Ben bu bitmeyen final karşısında gidiyorum kardeşim.